Sayın Daire Başkanım, kıymetli sivil toplum kuruluşlarımızın birbirinden değerli başkanları, bilimin ışığı kıymetli hocalarım ve değerli katılımcılar, 3. Ambalaj Kongremize PAGEV Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz diyorum. Tabii bu sene başlığımıza baktığınızda ambalajda inovatif trendler ve markalaşma. Şimdi arkadaşlarımızla sağ olsun burada kongre komite başkanımız var. Bu isim üzerinde konuştuğumuzda ben çok endişelendim. Çünkü inovasyon o kadar içini boşalttığımız, o kadar anlamsız hale getirdiğimiz bir kelime haline geldi ki. Bugün her yerde inovasyondan bahsediyoruz. İnovasyon diyoruz ama altı boş, modern kelime, yani bir konu konuşuyorsak içine bir inovasyon koyduğumuzda hiç de fena olmayan bir görüntü çıkıyor diye düşünüyoruz. Ama böylece aslında yaptığımız işte bu inovasyonu da tüketiyoruz. Altını boş hale getiriyoruz. Şimdi bu endişemi baştan dile getirdim ama daha sonra arkadaşlarım özellikle dediler ki biz bu sene farklı bir şey yapalım. Daha gitgide daha alt birimlere inelim. Katma değeri yüksek sektörlerimizdeki ambalajları ele alalım. Bu da bir risktir. Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de katma değeri düşük işlerde çok firmamız var. Katma değeri yüksek yapan az adam, az bilim adamı, az firmaya sahibiz. Bu riski aldılar, ilaç ve kozmetiği seçtiler. Ben önce onları bu öngörüler için kutluyorum. Çünkü salona baktığımda bugün bahsettiğimiz gibi genel gıda ambalajı sürekli konuşuyorduk. Çok özel bu sefer bir şey konuşmamıza rağmen salonumuz sizler gibi kıymetli misafirlerle dolu. Tabii işin içine kozmetik ve ilaç girince aklıma tabii hemen şu geliyor. Kozmetik deyince ne düşünüyoruz? Güzellik aklımıza geliyor. Keyif aklımıza geliyor. Hemen ardından da katma değer aklımıza geliyor. Şimdi bunları birlikte sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Kozmetiğin kendisinden. Bunu katma değeri nasıl ölçeriz? Şöyle bir düşünelim. Fransa'nın ilk 20 firmasına baktığınızda kozmetik sektörü firmalarının başarısını görmemek mümkün değil. Türkiye'deki çok 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 önemli en tepedeki sanayi kuruluşlarının kaç katı daha büyük kozmetik firması var. Size bir koku, bir güzellik, bir efendim farklılık satıyor. Yaptığı bu inovasyonla ülkesini en üste taşıyor dünyada. İlaç hakeza içi dolu inovasyonun merkezi. Bugün İsviçre firmaları, hepimiz biliyoruz ilaç sektöründe dünyadaki listeye baktığınızda ilk 20'de kaç tane ilaç firması var? Çünkü gerçek inovasyondan bahsediyoruz. Gerçek bilimden bahsediyoruz. Gerçek katma değerden bahsediyoruz. Gerçeğin altını 3 kere de çiziyorum tekrar. Dolayısıyla bugün konuşacağımız konular gerçekten Türkiye'miz için de içini dolduramadığımız maalesef henüz inovasyonumuz için de çok çok önemli konular. Plastik ambalaj sektörümüz de bizler yani bu sektörün üreticileri de aslında katma değeri yüksek sektörlere ihtiyaç duyuyoruz. Onların bize ihtiyaç duyduğu kadar. Çünkü ilaç ve kozmetiğin gelişimi ambalajla olacak Türkiye'de de. Yani katma değeri olan bir ürünü düzgün bir ambalajla sunmazsanız ona katma değer zaten kazandıramazsınız. Çünkü markalaştıramazsınız. Dolayısıyla bizim ambalaj sektörü olarak gelişmemiz kozmetik ve ilaç gibi sektörlerin gelişmesiyle olacak. O sektörlerin gelişmesi de plastik ambalaj sektörünün gelişmesiyle olacak. İç içe bir süreç yaşıyoruz. Şimdi bizim sektörümüze geldiğimizde bu taraftan baktığımızda biz ne durumdayız? Biz plastik sektörü olarak Avrupa'da ikinciyiz, dünyada altıncıyız. Ambalaj bizim sektörümüzün en önemli kısmı, %37, %40 gibi kısmı plastik sektörünün ambalaj firmalarından oluşuyor. Fakat bunun bir kötü yanı var. Demin içi dolu, içi boş bir sürü bahsettik. Biraz onu açalım, biraz sayılara dökelim. Baktığınızda dünyada ilk 10 plastik ihracatçısı ülkenin ortalama ihracat fiyatı. Yani şu kadar ton ihraç ediyor, fiyat bu kadar böldüğünüzde kilogram fiyatı çıkıyor. Ne çıkıyor biliyor musunuz? Ortalaması aşağı yukarı 5.3 dolar bir kilosu plastiğin. Hangi ürün olduğuna bakmadan söylüyorum. Türkiye'ninki ne kadar? Türkiye'ninki 2.8 dolar. Yani çok kötü. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Biz dünyada altıncıyız, Avrupa'da ikinciyiz ama yaptığımız ürünlerde katma değer yok. Çok düşük katma değer var veya. Yani bugün yaptığımız ürünlerin hiç miktarını değiştirmesek, hiç büyümesek plastikte, sadece katma değeri arttırsak, ortalamaya gelsek dünyada, bakın dünya ortalamasına iki kat büyümemiz demek. Dolayısıyla çok gerideyiz. Bizim
daha içi dolu işlere ihtiyacımız var. Katma değeri arttırmamıza ihtiyaç var. Ben daha vahim kısmını da söyleyeyim. Bu kısmı kapatmak istiyorum. O da şu. Demin dünyadaki ortalamayı söyledim. İşin kötü yanını söyleyeyim size. Bugün bütün dünya hep diyor ki Çin dünyanın işte ucuz plastik üretim merkezi. Çin'in kilogram ortalama fiyatı ne biliyor musunuz? 4.1. Yani biz Türkiye olarak ortalama plastik ihracat fiyatında Çin'den ucuzuz. Çin'den daha ucuz plastik üretiyoruz. Niye? Çünkü katma değerli ürün üretmiyoruz. İnovasyon yapmıyoruz. İçi boş kavramlar üzerinde genelde gidiyoruz. Şimdi bizlere düşen görevler, dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Bizler de sektörün bir sivil toplum kuruluşu olarak şunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün burada Sayın Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı Kimya Daire Başkanı'nın bizlerle birlikte. Daha yakın bir süre önce, 2 ay önce Sayın Bakanımızla, Bakanlığımızla bir protokol imzaladık. Türkiye'de ilk plastik mükemmeliyet merkezini kuruyoruz. Plastik mükemmeliyet merkezi nedir? Plastik mükemmeliyet merkezi bir kere bir Ar-Ge merkezi değildir, onu çok net söyleyeyim. Niye? Çünkü Ar-Ge merkezinin tek yönlü yaklaşımı yerine mükemmeliyet merkezi içinde biz Ar-Ge'yi zaten barındırıyoruz. Proje geliştirme, inovasyonlarla alakalı birimler var, eğitim var, danışmanlık var, sertifikasyon var. Çok önemli sertifikasyon dünyaya mal satmak açısından. Bütün bunların hepsini kendi içinde barındıran bir merkez. 30 bin metrekare alan, kapalı bir alanda olacak bir merkez. Toplam bütçesi 70 milyon lira civarında bir bütçeye ulaşacak. Ve bu kaynakları bizler Avrupa Birliği kamu kaynaklarıyla hep birlikte oluşturacağız. Sektörümüzün katma değerini arttırmamız ve içi dolu işler yapmamız çok önemli diye düşünüyoruz. Şimdi demin Osman Başkan'ın da sunumunda var. Dedi ki içi boş işlerden yılmıyoruz biz. Yine de doğru neyse onu yapmaya gayret ediyoruz dedim. Evet, iyi şeyleri söyledik, yapmamız gereken şeyleri söyledik. Ama üzücü şeyler de oluyor sektörde. Bunları da bahsetmemiz lazım. Çünkü hep bir aradayız bugün. Ben şunu söylemek istiyorum. Geçen günlerde arkadaşlarım salonun dışında da bana sordukları için bugün burada da hep bir aradayız, endüstri paylaşmakta fayda görüyorum. Bizim maalesef demin o söylediğim içi dolu işler, içi boşu işler kavramı içinde gördüğümüz bir kavram var son günlerde, çok da gündem. Plastik tanıtım grubu diye bir konu geldi gündeme. Bazılarımız iyi biliyor, konuştuk. Bazılarımız da konuya yabancı. Çok kısa o konuda da bu fırsatı değerlendirip bilgi paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi plastik artık dünyanın hepimizin de bildiği evrensel bir malzemesi. Yani bu malzemeye baktığınızda plastik dediğimiz zaman Türk plastiği, Alman plastiği, Japon plastiği diye bir şey yok. Dünyada da, bakın dünyada da daha bir tane, bütün araştırma yaptık. Gelişmiş ülkeler, Çin dahil, hiçbirinde ihracatçıdan zorunlu kesinti yapılarak kurulmuş böyle bir plastik tanıtım grubu diye bir şey yok. Bir. İki, plastik dediğimiz şey nasıl bir şey biliyor musunuz? Plastik bir ham madde demek, hepimiz biliyoruz. Onun dışında ne demek? Kozmetik ambalajı demek, onun dışında ne demek? Bardak, tabak demek, mutfak eşyası demek, onun dışında ne demek? İnşaat malzemesi, boru demek, onun dışında plastik hurda demek, onun dışında elektrikli ev aletlerinin parçaları demek, onun dışında beyaz eşyanın parçaları demek. Ben burada buna devam etsem, sizin bütün bu kongreyi bir hafta devam ettirebiliriz, olabilecek malzemeleri saysam. Ve hepimiz biliyoruz. Şimdi bütün bunları toplayacaksınız, bir çuvala koyacaksınız, adına da plastik tanıtım grubu deyip ihracatçıdan kestiğiniz bedelle tanıtmaya çalışacaksınız. Bu akla mantığa uygun bir şey değil. Yoksa tanıtımı hepimiz istiyoruz. Hepimiz inovasyonu istiyoruz, katma değeri istiyoruz. Ama makul ve mantıklı, gerçekten hedefe yönelik şeyleri istiyoruz. Makul ve mantıklı olmayan bir şey için zaten yeteri kadar sanayicimize zorunlu kesinti varken bir kesinti daha oluşturmak ne kadar makuldür sizlere soruyorum. Bunun dışında tabii şunu da söylemem lazım. Kesinti dediğimiz zaman şu rakamdan da bahsedeyim. Bazen görüyorum İhracatçı Birliği Başkanımız bu rakamın küçük bir rakam olduğunu söylüyor. 1 milyon dolarda toplamda 500 dolar plastik tanıtım grubu kesintisi. 500 dolarda birliğin normal nisbi aidatı. 1000 dolar diyor. 1 milyon dolarlık ihracata 1000 dolar. Şimdi bakın bizler sanayiciyiz, o yüzden rahat matematik yapabiliriz. Bildiğiniz gibi bu kesintiler ihracat rakamı üzerinden yapılıyor. Yani siz ne kadar ihracat yapıyorsanız onun üzerinden kesiliyor. Soru şu, çok basit. Sizin ihracat bitmiş ürün fiyatınızın içinde sadece karınız mı var? Hayır, maliyetiniz var. Baktığımız zaman İstanbul Sanayi Odası'nın listesine bizim ortalama veya ihracatçı birliklerimizden aldığımız ilk 1000 ihracatçı listelerine ortalama karlılığımız %10'u geçmiyor. Şimdi %10 kar eden bir firmanın siz 1/1000 kesinti yaptığınız zaman karın ne kadarını alırsınız biliyor musunuz? Bir basit bir matematik.
ettiği rakam şudur. Kârının %1'ini alırsınız. Yani bugün biri size geliyor diyor ki çok anlamlı olmayacak bir şey için bundan sonra ilelebet sizin kârınızın her sene %1'ini ben alacağım. Size yeteri kadar açıklamıyor bile. Biz bunları demesek bunlar gündeme de gelmeyecek. Çünkü Mayıs'ın 17'sinde kurmuşlar bunu. Kesinti de yapılıyor. Şimdi ne kadar makul bir şey. Burada neleri konuşuyoruz? Bakın önemli, gerçekten içi dolu işleri. Bir tarafta da bakıyoruz böyle meseleler var. Bunlar bizi tabii üzüyor. Sanayici olarak niye üzüyor? Bizim içi dolu işlerle gerçekten uğraşıp kendimizi geliştirip, ülkemizi geliştirip daha iyi yere koymamız gerektiğini ben düşünüyorum. Burada tabii şunu da söylemem lazım. Peki bunun çözümü ne? Yani peki tanıtım olmasın mı? Evet olsun. Yalnız çok basit bir şey var. İhracatçı birliklerinin bir kanunu var. O kanunu açtığınızda 3. maddesinin 3. fıkrasının Ç bendi. Artık kanunları öğrenir olduk bu işlerden dolayı. Ç bendi der ki ihracatçı birlikleri aldıkları normal bedel, bizden normal bir aidat alıyorlar bu tanıtım grubunu kurmadan önce, fazladan aldıkları kısmı hariç, bununla zaten tanıtım yapmak zorundalar. Görevleri bu. Görevleri olan bir şey için tekrar ikinci bir grup kurup ikinci kez para almaları, sanayiciden kesmelerini adil ve hakkaniyetli bulmuyoruz. Bunun sektörümüze de bir fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz. Bizim ihtiyacımız şey katma değer, arttırıcı, Ar-Ge, inovasyon projeleridir. Gerçekten bizi bir yere getirecek bunlardır. Kıymetli hocalarım burada. Yoksa hambaliye ürünleri yapıp ondan sonra bunu da birbirimizi kandırıp tanıtım grubu kuruyoruz falan diye bir şeyler yaparak sanayicinin maliyetlerini arttırarak, sanayicinin karına ortak olarak ve bir anlam içermeden bunlar bizi bir yere götürmeyecek. Kavramların içini gerçekten doldurduğumuz zaman bir yere geleceğiz. Şimdi sanayiciler olarak demokratik bir hakkımız var. Bu tür konuda muhakkak biz o hakkımızı kullanmalıyız. Bunu böyle düşünüyorum. Nitekim sanayicilerden gelen tepkiyle Mayıs'ın 17'sinde kurulan bu tanıtım grubu, bakanımızın da bu konudaki talimatıyla ayın 22'sinde genel kurula gitmek, olağanüstü genel kurula gitmek zorunda kaldı. Ben buradaki sanayicilerimize bu vesileyle sesleniyorum. Diyorum ki ayın 17'sine kadar son evrak verme tarihi, ayın 17'sine kadar son evrağımızı verip 22'sinde de genel kurulda olup demokratik hakkımızı kullanalım. Bu tanıtım grubunun anlamlı, içi dolu bir şekli olmadığını net gösterelim ve bu kesintiye sanayicimize ek yük getirmeye dur diyelim. Çünkü bunun karşısında ilk bir başkanının da bu tanıtım grubunun başına koyduğu dernek ve federasyon üzerinden çalışma yaptığını biliyoruz. Bizler de bu konudaki hakkımızı kullanmamıza büyük fayda var. Tabii ben şöyle bitirmek istiyorum sözlerimi. Bir tarafa içi dolu işleri koyduk, bir tarafta içi boş işleri koyduk. Bugünün o anlamda önemli olduğunu düşünüyorum. Katma değeri yüksek, sektörümüzün gerçekten gelişmesine katkı sağlayacak ilaç ve kozmetiği konuşuyoruz. Ömrümüz, hayatımız, ülkemiz katma değerle geçsin, katma değerle dolsun. Gerçekten bu hayata bir şeyler katarak gidelim. Ben hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere, sağ olun.